İç kulağın içerisinde bir organ var, organ. Salyangozun üzerinde de denge organı var, yay şeklinde. Evet. Üç tane. Şimdi bu denge organının içerisinde kristaller oynarsa, sıvı oranı artarsa, sıvı oranı azalırsa baş dönmesi başlar. Denge organının üzerindeki yay şeklindeki sinirler beyinciye gider. Salyangozda ana gövdedeki sinirlerse duyu merkezine gider. Şimdi kulak çınlaması kişide başlarsa farklıdır. Baş dönmesi olursa farklıdır. Yani farklı sebeplerden. Salyangozun içerisinde milyarlarca tüysüz hücreler var. Bu hücreler dışarıdan gelen ses dalgasını sinir demetiyle beyne iletir. Buradaki milyarlarca tüysüz hücre aynı sazın akortu gibi. Akortsuz bir saz çalınır mı? Çalınmaz. Kötü bir ses verir. Burada tüysüz hücreler de ayarlıdır, düzenlidir. Dışarıdan gelen ses dalgasını alır, olduğu gibi beyne gönderir. Beyin bunu bilgisayar gibi hemen saniyenin binde bir hızla hemen cevap verir, hazırlar. Evet. Çok hızlı çalışır. Şimdi bu yüksek tansiyon, düşük tansiyon, kolesterol, aşırı yağlanma, kilo da yapar. Veyahut da kişi mesela askerse, çok gürültülü ortamda mesela eğitim yapıyor, talim yapıyor. Topçuysa veyahut da silahlı eğitim yapıyorsa veyahut da böyle diskoda çalışıyorsa, diskocilere ne deniyor? Diskocukey mi diyorlar, ne diyorlar? DJ mi? DJ'sin, sürekli müzikle çalışırsa. Veyahut da bazıları sürekli, eskiden Walkman takıyorlardı kulaklıklarına böyle, yolda giderken kafalarını sallayarak gidiyorlardı, müzik yüksek tonla müzik dinliyorlar. Şimdi de cep telefonunda herkes tramvayda, metroda, otobüste, orada, burada, şurada yüksek kulaklara ses yüklemesi kulak yapıyor. Ses dinliyor, dinliyor ama ne oluyor, bu ses direkt beyine zarar veriyor. Kulağa, salyangoza zarar veriyor. Salyangozun içerisindeki tüysüz hücreleri halının üstündeki iplik gibi düşünün. Dalgalanıyor, bozuluyor. Deforme oluyor, şekli bozulur. Böylece beyne yanlış sinyal gidiyor. Evet. Beyin artık onu çözemiyor. Bozuluyor sistem. Böylece kişi de arı vızırtısı, şelale sesi gibi hışır hışır veya da bir balon patlamış gibi de fış diye böyle bir ses. Çeşit çeşit ses tonları ortaya çıkıyor, arıza. Buna karşı ne yapılabilir? Evet. Zaten yapan yapmış, bulan bulmuş. Evet. Şimdi sadece Almanya'da 292 kulak, burun, boğaz doktoru kulak çınlaması rahatsızlığı olan hastalar üzerinde bu gördüğünüz ginkonun ekstraktından edilen hap, damla drajiyle tedavi etmişlerdir. Ha, yaprağı yeterli mi? Değil. Çünkü bu yaprağın birleşimindeki enken madde %0,25 ile %0,5, yani binde 2,5 ile 5 arası, çok az. Bu nedenle bu ginkonun yaprağını, çayını içmek, isterse bir ton içsin, faydası olur mu? Olur. Bir ton içse, bir ton da içemeyeceğine göre. Mümkün değil. Bunun damıtılarak elde edilen destilasyon veya ekstraksiyonla elde edilen özünün kapsüller, damlalar, drajeler kullanıldığında bu kanı doğal sulandırıcıdır. Herhangi bir yan etkisi yok. Kimyasal kan sulandırıcılar çok çok tehlikeli. Kimyasal kan sulandırıcı karaciğere zarar verir, böbreklere zarar verir, dalağa zarar verir, beyne zarar verir. Kontrolsüz kan sulandırıcı iç kanamada ölümlere sebep olabilir. Bu doğal. Herhangi bir yan etkisi yok. Nereden biliyoruz? Klinik araştırması yapılmış. Sadece Almanya'da 292 kulak, burun, boğaz doktoru 1387 hastayı tedavi etmiş. Problemsiz. Kanı sulandırıyor. Böylece beyinde salyangozun içindeki tüysüz hücreler tekrar yeteri oranda vitamin, mineral, enzim aldığı için, beslenebildiği için normal şekline dönüyor. Ve böylece kulak çınlaması, baş dönmesi problemi ortadan çıkıyor. Şimdi bir beyefendi geldi yıllar önce. Topçu astı hemen. Eğitim sırasında aslında böyle askeri eğitimler sırasında
kulaklık takılması gerekir ki vatandaş, yani askerler zarar görmez. Ama o zaman yokmuş herhalde, kulaklık takmamışlar. Top atışı yapıyor tabii, çok büyük bir gürültü. Birkaç defa eğitimden sonra kulaklar gitmiş. Çın 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 diyor. 15 yıl kulakları çınlıyor. Sürekli doktora gidiyor, sürekli doktora gidiyor. Arkadaşları tabii, diğer astsubaylar bu işini hafife alıyor, dalga geçiyor diye laf söylüyorlar. Adamın psikolojisi bozuk, kulağı çınlıyor bir. Bir de mesai arkadaşları bununla alay ediyorlar, ileri geri hakkında konuşuyor, psikolojisi iyice bozulmuş. Bana geldi dedi ki, ya bu hastalıktan değil ama şu dedikodudan dolayı artık intihar edeceğim. Orattı. Kolejim bitti dedi. 15 yıldır aynı problemle yaşıyor. Ya dur deneyelim dedim. İksir aloe vera jel ginkgo. Biz çok güzel bir formül geliştirdik, ginkgo. Birleşiminde ginkgo, alaç, zeytin yaprağı gibi 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan bir formülümüz var. Kullan bakalım ne olacak. 6 hafta sonra geldi dedi ki, o bayağı rahatladım, sakinim. İyi, yavaş yavaş artık çalışabilirim. 5-6 ay kullandı, normal hayata döndü. Bir sefer de benim başıma geldi böyle kulak çınlaması olayım. Ben Almanya'da kaldım 29 yıl. Sürekli Türkiye, Almanya arası uçuyorum. En son uçuşta pilot öyle bir kötü iniş yaptı ki indikten sonra kulağımda bir çınlama başladı. İçerideki basınç nedeniyle biraz zarar vermiş. Korkumdan 4-5 gün her gün böyle yarım çay bardağı iksir içtim korkumdan. Sürekli içtim içtim. İksir de içerisinde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa içerir. Damarlar açar. Bütün damarları. Temizler, arıtır. İçeride oluşan plakları çözer. Organlardaki yağları eritir. Hamdolsun çok kısa sürede atlattım. Akut olduğu için. Kronik olmuş olsaydı iş zordu tabii. Aylar çok alırdı. Ginkgo'nun 1950 yıllarında Almanya'da araştırması yapılmış bilim adamları tarafından. Bunu ben bir şeyden aldım. Bilimsel araştırma şeyinden, internetten. Unutkanlığa da iyi geliyormuş. Evet, burada ginkgo ile ilgili. Bu ansiklopediler, dergiler, siz dergi de çıkıyor galiba. Bunlar, evet, şimdi Almanca çok çok önemli, güzel eserler var, şeyler, şifalı bitkiler üzerine. Şimdi biz kendimiz de Türkiye'de ilk defa şifalı bitkiler ve bunların yetiştirilmesi, korunması, geliştirilmesiyle ilgili bir çalışma başlattık. Biz de dergi çıkarıyoruz. İlk sayısı bundan sonra inşallah devam edecek. Sürekli düzenli sağlık üzerine, özellikle de Doğal Yaşam isimli sitesi de var. doğalyaşam.net. Türkçe karakterli doğalyaşam.net sitesini kurduk. Dergiyi çıkarıyoruz. Ayrıca inşallah Türkiye'de şifalı bitkilerle ilgili bir vakıf kurmak için çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde Vakıf kuracağız. Türkiye'de şifalı bitkilerin yetiştirilmesi, korunması, araştırılması. Çünkü Türkiye'de çok yoğun, çok büyük, çok geniş çaplı bir bitki ağı var, örtüsü var. Evet. Dünyanın en zengin bitki örtüsüne sahip ülkelerden biriyiz. Çünkü bizim mesela ülkemizde Karadeniz'in doğu kısmında farklı bir bitki örtüsü, ortasında farklı, Karadeniz'in batısı, Akdeniz'de yine öyle. Batı Akdeniz, Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz. Şanslıyız aslında.